Beni kapatmıyor zaten çok belli. Yok o değil ya, rahat olmak açısından. Tamam. Yastığı gören. Hazır mısın? Beni kapatmaya çalıştım. Tamam, başlıyorum artık. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün yalnız değilim. Yanımda Murat var. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk. Biz bugün Murat'la kameranın karşısına geçtik. Çaylarımızı aldık. Bugün aslında evliliğe dair biraz konuşma yapalım. Yani muhabbet edelim istedik. Bilmiyorum neler anlatacağız. Fikirlerimiz nelerdir? Aynı noktalarda buluşabilmiş miyiz? Yaklaşık 5 yıl olacak biz evleneli. Bu zamana kadar neler yaşamışız? Nasıl geçirmişiz? Edindiğimiz tecrübeler nedir? Onlardan bahsetmeye çalışacağız. O halde başlayalım. Öncelikle şundan bahsedelim istiyorum ve ilk soruyu Murat'a sorarak başlayacağım. Evlenmeden önce evlilik hakkındaki düşüncen neydi? Evlenmeden önce evlilik hakkındaki düşüncem... Evet. Bu... Hoca sorduğunda zaman kazanmaya çalışan öğrenci modu. Evet. Şöyle, hemen hemen tam da buydu. Yani politik bir cevap değil. Çünkü kendi istediğim, mutlu olduğumu düşündüğüm ve sevdiğim bir insanla aileden ayrıldıktan sonra kendi ayaklarının üzerinde durarak hayatını idame ettirmek. Güzel, güzel bir cevap değil mi? yalnız şu var bence, ben de ona yanıyorum. Bilmiyorum Murat da nasıl düşünüyor ama kadın ve erkek arasındaki evlilik beklentisi ya da evlilik tanımı daha farklı diye düşünüyorum. Bunu neden söyledim? Aslında hani daha çok kadınlara belki de yapıştırıldığı için şu duygu, evlilik aşkı öldürür mü sorusu gelir ya hep. Sanki kadınlar sadece aşık olurmuş ve evlendikten sonra kadınlar o aşkın devamlılığını isterken erkekler aslında devam ettirmek istemiyormuş gibi ve kadınlar sürekli bunun için çaba sarf ediyormuş gibi anlatılır ya. Aslında biraz da o yüzden sordum ben sana bu soruyu. Böyle de devam edebiliriz. Gerçekten aşkla evlilik nedir yani, öldürüyor mu gerçekten? Evlilik aşkı öldürüyor mu? Aşk dediğimiz şey nedir? Nedir? Yani aşk bence o ilk heyecanlar herhalde ya. Değil mi? Yani o her şeye heyecan duyman, elini tutman, ona bakman, sevdiğin insanın yanına gitmen. Aslında erişememe. Yani evet, bu biraz daha sevgililik dönemini evet. Kapsıyor değil mi? Çünkü kavuşamazsan aşk olur. Evet, kavuşursan meşk olur. Ya. Belki de doğal akışı da bu ve doğru olan da bu. Yani evliliği her an o aşkla zaten götüremezsin ki. Çünkü dediğin gibi ulaşmışsın artık. Rutinleşiyor birçok bir şey. Farklı bir boyuta evriliyor. Evet. Ve rutinliğin getirdiği bir durum bence bu zaten. Yani evlenmeden öncesi de işte farklı bir boyuta evriliyor. Sonra evleniyorsun. Öncelikler tamamen değişiyor. Değişiyor. Gibi. O yüzden zaten onun adına yani o aşkı öldürüyor diyorum ve kavramlara takılmamak lazım. Peki evlilikte ne kalıyor? Yani ne getiriyor? Evlilik bize ne getiriyor? Aşkta ne dedik? Kavuşamamanın verdiği bir durum. Heyecan diye nitelendirdim ben. Evlendikten sonra ne? Hangi duyguları yaşıyorsun? Yaşadın. Ya biraz sanki sadece Murat'ın üstüne gidiyormuşum gibi oldu evet, ama. Evet, niye? Sen ne yaşadın? Sen başta sonra ben söyleyeyim. Sen ne yaşadın? Evet, yani ben şuna... Ne bekliyordun? Ne bekliyordun? Ne yaşadın? Ya şöyle bir şey, aslında benim evlilikten beklentim, evet, bir hayatı artık sevdiğim insanla devam ettireceğim. Beraber geri kalan ömrümüzü kısmetse devam ettireceğiz. Beraber çabalayacağız, beraber emek harcayacağız. Birbirimize destek olacağız aslında. Yani çünkü şuna inanıyorum ben, evlilik sırtın aldığın bir yük olmamalı. Ben ona inanıyorum. Yani keşke dedirtmemeli. Benim beklentim buydu aslında ya. Beraber hayata karşı ayakta kalabilmek, destek olmaktı. Evet, buydu. Güzel, iyiymiş.
Diğer soru neydi? Hadi bakalım Sen hatırla. sordun. Ne sormuştum? Sen bana yöneltince bir anda kaldı. Yok hayır şunu sormuştum aslında. Hani evlilikte kalanlar neydi? Evlilik ne getirdi Evet. aslında? Dedim yani sevgililikte heyecan vardı, ulaşılamamak Hep öyle. vardı. Benim için de evlilikte rutinleşmek, gerçekten rutinleşme diye bir şey var. Çünkü sürekli gördüğün bir kişi oluyor eşin. Hani şey de getiriyor bu. Biraz çok karmaşık olacak ama alışmışlığı getiriyor. Alışmışlığın getirdiği de biraz gevşemeyi de getiriyor her anlamda. Şimdi ben düşünüyorum sevgililik zamanımda. Belki sana özel de değil de çünkü o dönem ben çalışıyordum. Onun da getirmiş olduğu bir fiziksel anlamda bir bakım vardı. Ama evlendikten sonra biraz daha özellikle çocuk gelince o daha da azalıyor. Mesela ben de en azından o azaldı. Bu bence bir rutinleşmenin getirdiği bir şey de oldu. Çünkü sen hani insanlar birbirinin en doğal hallerini gördüğü için o yüzden de öyle. Ya sevgi zaten emek, endişe, bu duyguları da yaşıyorsun. Ya buna benzer. Benimle evlenmeye nasıl karar verdin? Yani evet ben evlenebilirim. Çünkü bizim bir sevgililik dönemimiz oldu yaklaşık 3 yıl. Biz 3 yılın sonunda evlenmeye karar verdik. Mesela ben söyleyeyim hemen. Ben aslında Murat'ı tanışma videomuzda anlatmıştım. Murat'ı bir dernekte görmüştüm diye. Aslında o zaman gördüğümde söylemiştim ya. Evet bu dedim evlenecek kişi ve ben Murat'la evleneceğim. Tabii sonrasında biraz sıkıntılar yaşadık filan ama sonunda da evlendik. Ben o zaman Murat mesela ağırbaşlı olması, ses tonu benim için çok önemli. Konuşması, nerede nasıl davranacağını bilmesi beni çok etkilemişti. Ve demiştim o zaman evet evlenilir demiştim. Peki sen ne zaman karar Ben öyle verdin? tek görüşte diyemiyorum yani. Evlilik ağır bir karar olduğu için. Aslında burada şunu da cevaplıyoruz. Hani evlilik için aslında neler gerekiyor? Ya Yani. benim için önemli olan ben zaten evlilikten beklentilerimi söyledim. Evet. Sevdiğim biriyle kendi hoşlandım. Çünkü Hı. insan sevdiği birine karşı toleranslı davranır. Ben Evet. buna inanıyorum. O yüzden bir sözüm vardı ya. Ailene benim için yalan söyleme. Hı. Çünkü gün bir gün olursa kötü ben olurum. Çünkü aile çocuğunu kötülemez. Ben kötü olmayayım. Hı. Yani burada çünkü basit bir ne için yalan söylersin? Dışarı çıkmak için. Söyleme yani Evet. gerek yok diye. Hani orada çünkü tolerans kendi çocuğuna gösterir ya da çocuk anneye babaya gösterir. Neden? Zaten bir bağ vardır. Hı. Tamam mı? Hani Hı. bu sadece genlerden gelen bağ değil, sevgi bağından da bahsediyorum. Evlilik için de sevgi bağı benim için önemliydi. O olduktan sonra da benim en çok dikkat ettiğim şeylerden birisi aile yapılarının birbirlerine benzemesi. Evet, gerçekten bu çok önemli. Diğer bir konuda bence yani kişinin kendi isteğinden ziyade de ek olarak ailelerin uyuşması da çok Yani önemli. olay ekonomik değil, ekonomi değil, sosyal Evet. sınıf değil, Değil, kesinlikle. memleket değil, ırk Evet. değil. Bence bunların Bence hiçbirisi değil yani. dini inançlar bile değil yani. Yok işte hiçbiri değil Hı yani. hı. Hepsinin belki payları vardır ama asıl olay Evet. iki aile kendi aile iç dinamikleri içerisinde birbiriyle uyuşmuyorsa çünkü sadece evlendiğiniz kişiyle değil Evet. ailesiyle de evleniyorsun. Ve buna göre düşünüyordum. Sonra işte seninle konuştuğumuzda zaten biliyorsun sen çok konuşmuyordun. Evet. Yani kendini anlatmıyordun. Kızıyordun. Evet. Evet. Doğru. Ben anlatıyordum, 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 bekliyordum, anlatmıyordum. Anlatıyordum, 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 bekliyordum, anlatmıyordum. Yani ben çok zor anlatan bir insanım. İlk hatta böyle ufak tefek, irili ufaklı tartışmalarımız bunlardan olmuştu yani. Evet. Doğru. Çünkü benim için anlatman önemli. Ben nasıl tanıyacağım? Hı. Yani nasıl işte evleneceğim kişi bu diye karar Hı. vereceğim? İşte sonra hani benim kendi amcalarıma, dayılarıma, halalarıma, işte anneme, babama bakışım biliyorum. Sonra senden de duyduktan sonra aile yapısı olarak da yoksa evet çok güzel kız, çok güzel kız, bayılıyorum. Öyle olmuyor yani. Olmuyor tabii Hiç ki. böyle olmuyor. Evet. Sonuçta bunların hepsi birbirinin tamamlayıcısıydı.
3 yılın sonunda falan karar vermedim. Yani bu bir süreç. İşte orada zaten oraya evriliyor yani. Sonra istesen de istemesen de oraya götürüyor. Sence bu 5 yıllık bir süre Dört diyelim. buçuk. 4,5-5 yıllık bir süre. Sence nasıl geçti? Gayet iyi, süper, inanılmaz. Hayır ya, samimi ol. Samimiyim. Olumsuz taraflarını da söyle. Yani insanlar hani yani evet, böyle olumsuz tarafları da var. Ya mesela bireysel anlamda Hiçbir şey yapamıyorum. yapamıyorsun. Bireysel Arkadaşlarımla anlam bir kampa gidelim. yapma. Bireysel anlamda karar veremiyorsun. Hadi ya, ben bugün kendi başıma kalacağım, hiçbir şey yapmayacağım diyemiyorsun. Değil mi? Belki tek o tarafı bu. Tabii şu da var yani. Evlendiğin zaman onu biliyorsun zaten. Artık tek başına bir şey yapmıyorsun yani. Ama arada bir arkadaşlarla da görüşmeye de surat asılmamalı. Tabii öyle dediğine bakmayın. Arkadaşlarıyla tabii ki görüşüyor da. İşte yılda iki hakkımız var yani. Bu sene kotayı doldurduk. Bekliyoruz 2021'i. Ama bu senin çalışma düzeninle alakalı bir kere. Yani benimle alakalı bir şey değil ki sevgilim. Değil mi? Bir ilişkinin Yani evliliğe gitmesi için ve devamlılığını da getirebilmek için gerçekten çiftlerin aynı olması gerekmiyor. Ki bunu aynı olursa aslında anlaşmak çok daha zor olur, ama ortak noktaların daha da fazla olması gerekiyor. Farklılıklar elbette ki olacaktır. Bizim de Murat'la birbirimizden çok farklı yönlerimiz var. Ama ortak noktalarımız da çok, değil mi Murat? Yani bunun için ben şunu söyleyebilirim. Aslında ikimiz de sakin insanlarız. Çabuk sinirlenmiyoruz. Ya da birbirimizi dinlemeye çalışıyoruz. Elbette ki saygı duyuyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Bunları söyleyebiliriz, değil mi? Sence sen eklemek istediğin var mı? yok yani, ortak noktalar mutlaka olacak tabii de fakat birebir birbiriyle örtüşen, benzeşik iki kişi asla olmaz. Mesela ellerimiz de öyledir baktığınızda. 10 parmak birbirinin aynısı değildir. Evet. Benzeşiktir. Böyle bir araya geldiği zaman sımsıkı kenetlenebilir. Yani burada da işte biz düşünebilen insanlarız. Birbirini anlamak, karşısındakinin isteklerine cevap verebilmek. Ya bu her şey de olabilir işte. Filiz çok Bütün sevdiği bir dizi vardır. Ben evet. onun için dizi izlemem. İşte ben futbol seviyorumdur. O benim için maç izlemesi. Akşam çay içiyoruzdur. Ben spor programı izliyorumdur. İzlemesi. İşte akşam benim biraz vaktim vardır. Muhabbet edelim diyorumdur. Diziyi kapatması gibi gibi yani. Gibi. Arttırabilir ya da ne bileyim, ben evde oturmak istiyorumdur, dışarı çıkmak istiyordur, dışarı çıkmamız. Ben yürümek istiyorumdur, o evde oturmak istiyordur, işte çıkıp yürümemiz. Yani zaten aslında evlilik karşısındaki diğer kişi için belli şeylerden vazgeçmektir aslında. Bir Aslında şeyler. yeni şeyler katmak, değil mi? Tabii yeni şeyler Hani keşfetmektir aynı keşfetmek, zamanda. Ama yani bir şeylerden de vazgeçmektir. vazgeçmek. Hani muhabbetimizin ilk başında da söylemiştik ya, evrilmesi de böyle bir şey Evet. gerçekten. Murat belki öncesinde futbol maçı ailesiyle izliyordu, arkadaşlarıyla izliyordu veya tek başına izliyordu. Ben de kısmen ona eşlik ettim. Benimle belki biraz daha farklı izliyor. Belki hoşuna gidiyor, bilmiyorum. Bir kadın izleyici ya da eşiyle izlemek de ayrı bir duygu olmalı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani. Belki ona yetemiyorum ama fikir olarak. Yani çok Ama önemli değil işte, birlikte bir şey evet, bir yapmak şey yani. yapmak, paylaşabilmek gerçekten. Sevgilim, muhabbetimizi özetlersek evlenmeyi düşünenlere ne söyleyebilirsin? Her anlamda. Neydin? Yani. Evlilik çok güzel bir şey. Evlenin mi? Yani evlilik güzel bir şey tabii. Kötü bir şey olur mu? Yani
Bence evlenenlerden çok anne babalara söylenecek şeyler var. Yani sorumluluk sahibi, sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirmeliyiz. Bu şekilde olduğu zaman zaten işte gençler evlenmiyor. Gençler yani bunu bırakalım. Bugün gençler evlenmiyorsa bir önceki kuşağın suçu. Evlilik meselesine olan güven duygusu azalacaktır. Çünkü evlilik aslında bir sorumluluktur. İşte biz eğer sorumluluk sahibi birey yetiştirmezsek, sorumluluktan kaçan bireyler yetiştirirsek, bu insanlar zaten evlilik yapmayacaktır. Çünkü kız çocukları babasının evinde de rahat olduğu zaman zora gelmez. Yani evlilik bir zorluk aslında. Bu erkek çocuğu için de aynı şey. Yani ben evlendiğimde işte evin içerisinde eskiden annem, babam, ben kardeşimdim. Şimdi Filiz'le benim. Aslında yeni bir insan tanıyorsun, yeni bir aile tanıyorsun. Bu bir sorumluluk almak aslında. Bu sorumluluğu almaktan kaçarsan benim zaten orada bir rutinim vardı. Ömrümün sonuna kadar rutinde yaşayabilirim. Baktığınız zaman. Ama işte bu aslında bir sorumluluk. Peki seni ne itiyor? Ne itti yani? O gerçekten yaşayabilirdin de. Benim için de geçerli. Ben de yaşayabilirdim. Aslında bir söyledim bunu yanlış algılıyorsunuz da. Bir de diyorum toplumu itiyor ya hani. Artık yaşın Erkek çocukları geldi. ya da kız Evlen. çocukları. Evet. Belli bir şey yok. Toplum zaten itiyor bunu istesen de istemesen de. Ya bir de sen zaten küçüklükten beri yetiştirirken görüyorsun. Bu İnsanlar işte düşünceyle okuyorlar, de ediyorlar. yetişiyorsun. Erkekler ne bileyim askerliğini yapıyor. Çalışmaya başlıyor ve evleniyor. Bir standart gibi. Zaten o arada işte aşk. Yani birine aşık oluyorsun. Bir şeyler hissediyorsun. Öyle öyle evriliyor yani bu. Sevgilim, sözünü keseceğim ama şunu da ben kendi adıma söylüyorum. Bu ki Murat da katılacaktır diye düşünüyorum. Yani ne olursa olsun bir şeyleri yaparken sadece bu evlilik için de değil. Toplum, yani sadece toplum baskısıyla da yapmayın. Yani günümüzde de geçmişte de olmuştur muhakkak. Bu günümüzde de bu çok yaşanıyor maalesef. Artık evet yaşın geldi. Kız veya erkek evlenmen lazım ki evde kaldım muhabbeti maalesef. Bugünlerde ne kadar evde kaldım muhabbeti yapsak da o zamanlarda evde kaldın işte turşunu mu kuracağız gibi gerçekten hani yakışıksız söylemlerle insanlara inanılmaz bir baskı uygulanıyor ve Bu da zaten insanları genelde yanlış evet yanlış evliliklere itiyor. evliliklere itiyor. Yani bu da doğru bir şey Zaten değil. evliliğin belli bir yaşı yok zaten. Öyle bir şey yok yani. Yani o yüzden hani en başından beri kendimizce hani kendi hayatımızdan da edindiğimiz kıstaslarımız var. Hepimizde de vardır bu. Gerçekten şunu da söyleyeceğim yani bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Evlilik çok güzel kadın evlenmeliyim veya çok yakışıklı erkek evlenmeliyim değil. Söyledik başta. Ben de özetle geçmiş olayım ya da çok zengin ya ben onunla kesinlikle evlenmeliyim. Ya çok itibarlı da değil. Ya maalesef hani bunlar da insanlar arasında, gençler arasında özellikle biraz daha ben yine söyleyeceğim yaş seviyesi daha çok indikçe bu daha çok göz önünde tutuluyor. Yaş ilerledikçe biraz daha mantık daha çok devreye giriyor. Buna da çok inanıyorum ben gerçekten. Yani yaş ilerledikçe daha mantıklı düşünebiliyorsun. Evliliği çünkü devam ettirebilmen de şu konuşmayı yapabiliyor musun? Sevgilin olarak adlandırdığın kişiyle. Biz Murat'la çok çatıştığımız noktalar var. Aynı düşünmediğimiz gerçekten çok noktalar var. Hatta bu videoyu çekerken bir ara verdik. O arada da çatıştığımız nokta üzerine yine Terlikler, konuştuk. yastıklar. Yok tabii ki o şekilde değil ama yine onun üzerine konuşma yaptık. Birbirimizi anlamaya çalıştık. Gerçekten sen ne düşünüyorsun? Neden öyle düşünüyorsun diye. Önemli olan zaten bunu yapabilmek ve saygı duyabilmek. Yani gerçekten saygı, hoşgörü, empati yapabilmek bunlar çok çok önemli. Ve tabii ki sadakatli olmak ki o da zaten sevgiyi yitirmedikçe
Sadakatsiz de herhalde olmaz, değil mi? Çiftler birbirine diye düşünüyorum. Bir de yani bunun çok üzerine eğilmedik ama aile konusuna da aslında değinmek lazım, değil mi? Detaylıca. Şöyle yanlışlar yapıldığı için ben bunu söylemek istiyorum. Erkek veya kız fark etmez. Nedense sadece kendi ailelerini daha ön planda tutmak isteyip eş olarak gördüğü kişinin ailesini daha geri planda tutmaya çalışıyor ve bundan da çok problemler yaşanıyor, değil mi Murat? Yani yaşayanlar var, evet. Senin annen baban, evet benim de annem babam veya benim annem babam, senin de öyle. Ve hemen hemen de aynı değerde olmalı. Yaklaşımımız da o şekilde olmalı. Hatta bence daha da hassas olmalı. Bazen çünkü öyle değil midir? Yani eminim sen de benim anneme babama karşı davranışlarında birkaç kere daha düşünürsün. Hani yanlış davranmayayım, belki yanlış anlaşılabilir, kırılabilir. Benim için de böyle. Aslında bu hassasiyette de olmak lazım. Yani benim başıma gelmediği için şöyle bir şey geçmişti. Aslında yanlışla anlaşılmıştık diyeceğim bir konu olmadığı için bir yorum yapamadım yani. Onun haricinde de yaşıyoruz. Hepimiz de yaşıyoruz. Çevremizde var bu tarz örnekler. Ama tabii ki doğru değil. Ya evet, yani ben hani genelleme olarak söylüyorum, geçmişte de bu yaşanmış, bugün de ve ilerleyen zamanda da yaşanacak ama bizler gerçekten empati duygusunu bıraktığımız anda bu problemlerle karşılaşıyoruz. Evliliklerin son bulmasına, evliliklerde problemler yaşanmasına veya aile içi ilişkilerde sıkıntılar yaşanmasına da neden oluyor. Lütfen gerçekten evlenmeye karar verdiğinizde eşini nasıl kabul ettiysen ailesini de o şekilde kabul etmen gerektiğini bilmelisin. Ve insanları doğrularıyla yanlışlarıyla kabul edeceksin. Ben Murat'ın bana söylediği bir söz vardır ve gerçekten çok beğenirim ve ben de hani benim için önemli olan sözlerden bir tanesi oldu. Der ki, Filiz ne olursa olsun, kötü de olsa benim kötüm, yani kötü de olsa benim. Yani onu o şekilde kabul edeceksin der. Gerçekten de bu böyle. Her iki taraf için de. Kötü Yani de olsa ailede benim. birisi kötüyse o kötü benim kötüm. Evet. O şekilde kabul edeceksin. Yani gerçekten ilişkilerin devamlılığı için de böyle. Ya sadece evlilik için de böyle değil. Böyle değil yani sadece. Arkadaşlık ilişkisinde de böyle değil midir? Yani gerekli tahammülleri gösterirsin, anlayışı gösterirsin. Göstermediğin anda zaten biter. Tabii ki bu kendini enayi yerine koydurmak da değil. Ama Arkadaşlıkta farklı ama hani yine de arkadaşlıkta bir belli bir boyutu anlayış var. var. Ama belli bir boyutu vardır. O boyutu geçtiği zaman arkadaşlığın devam etmeyebilir yani Tabii. dostluğun devam etmeyebilir. Tabii ki. Ama aile olayında farklıdır. Yani bu amcandır, dayındır, halandır, teyzendir, anandır, babandır, kardeşindir. Evet. Bunları atamayacağın için Tabii ki. bu bir kötüyse eğer bu senin kötün. Bu yapacak bir şey yok. Tamam, toplumunda ya da herhangi bir yerde kendi ailenin içinde yüzünü yere eğdirir. Ama bu kötü senin kötündür. Tabii ki. Ama benim bir arkadaşım kötüdür. O kötü benim kötüdür, benim kötümdür. Ya ben onu çekmek zorunda değilim. Bu kötüyse arkadaşlık ilişkim sonlanabilir. Onda bir sorun yok. Ama aile boyutu öyle değil tabii ki. Tabii ki. Kastettiğimiz o yani. Aynen öyle. Ya buradaki Arkadaşlık olayında da farklı. Belli şeyleri tolere edebilirsin, sırtlanabilirsin, susabilirsin, alttan alabilirsin. Ama onun bir sınırı vardır. Ama buradaki ortak nokta karşılıklı olması. Tabii ki. Yani karşılıklı hoşgörülü olabilmek, anlayışlı Zaten olabilmek. o da hesaplı gitmez. Hesapsız gider. Aynen Karşılıklı öyle. olan. Hesabını Aynen. edemez. Ha, ben ona bunu yapmıştım. O da bana bunu yapsın. Gerçekten de Gibi bir öyle. şey yok yani. Ya şöyle bir şey bazen olur arkadaşlarında, böyle yıllardır görüşmemişsindir arkadaşınla, belki telefonla bile görüşmemişsindir. Ama yıllar sonra bir şekilde görüşme kararı almışsındır ama o şeyi kaybetmemişsindir, heyecanı. Sanki daha dün görüşmüşçesine böyle aynı heyecanla, sevgiyle yaklaşırsın. Bu da işte yani gerçekten çıkarsız, samimi davranmakla alakalı. Eşlerin de birbirine o şekilde davranması ve ailelere karşı da o şekilde davranmak. Yani bunların sorumluluğunu alabilmek çok önemli. Çünkü evlendikten sonra bir geçim kaygısı başlıyor. Sadece canım cicim sevgilim olayıyla da kalmıyor. Ekonomik anlamda da kendini idame ettirmek zorundasın.
Yalnız sesim çatallaşmaya başladı sanki. Yoruldu çünkü. Bir Sorumluluk ufak. sahibi bireyler yetiştirmezsek, yani toplum bilinci oluşan, belli bir sorumluluk sahibi olan bireyler yetiştirmezsek, evlilik müessesesine olan güven duygusu azalacaktır. Çünkü evlilik aslında bir sorumluluktur. İşte biz eğer sorumluluk sahibi birey yetiştirmezsek, sorumluluktan kaçan bireyler yetiştirirsek, bu insanlar zaten evlilik yapmayacaktır. Biz bu videoyu Çünkü saat 3'te çekiyoruz. İkimizin de artık uykusu gelmiş durumda. Yavaş yavaş da bitirelim istiyorum. Yani konuştuk, bir şeyler anlattık sizlere. Umarım siz de sıkılmadan izlemişsinizdir. Önemli olan bu. Bundan sonra eğer hoşunuza giderse aslında buna dair başka konulara dair de konuşmalar yapmak istiyoruz. Gördünüz Murat'la çeliştiğimiz noktalar, yani karşı karşıya geldiğimiz noktalar da oldu. Tek taraflı bir düşünce olmadı yani. Ne benim düşüncem ne Murat'ın düşüncesi. İkimiz de bir şeyler söylemeye çalıştık. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Bizlerle olduğunuz için çok mutlu olduk. Bundan sonra da yeni videomuzda görüşmek dileğiyle. Hatırlatmadan da geçmeyelim, değil mi Murat? Kanalımıza abone olsunlar. evet. Abone olmayı unutmayın. Tam şurada. Evet, Katıl butonu. tam burada. Beğenilerinizi veya beğenmedim butonuna da basabilirsiniz. Bu da bir Ama mutlaka yorumlarda evet, yorumlarla da olumsuz desteklerseniz yorumları da bekliyoruz. aynen öyle. Bir etkileşimdir çünkü bu da. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda cumartesi günü görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.